Şimdi devam edeceğiz sayın seyirciler. Kim olacak telefon hattımızda? Altan Sancar olacak telefon hattımızda sayın seyirciler. Antakya'da Altan Sancar. Hemen öncelikle bir merhaba diyelim Diken.com.tr Ankara temsilcisi Altan Sancar'a. Merhabalar Altan Sancar. Merhabalar Emci Hanım, iyi yayınlar. Sağ olun. Antakya'dasınız. Şimdi evet, evet. Antakya böyle ayrıca yüreğimizi çok sızlatan bir yer. Çünkü Antakya yerine inşa edilebilecek bir şehir değil. Antakya çok özel bir yer idi gerçekten. Siz ne görüyorsunuz, ne yaşıyorsunuz, ne aktarabilirsiniz? Antakya'da nedir efendim son durum? Yaklaşık 5 gündür buradayız, Antakya'dayız. Biz de bugün ayrılacağız kentten ama ayrılmak bile, kentin sadece 10 kilometre ötesindeki çıkışa gitmek bile ne yazık ki yaklaşık 6-7 saat sürebiliyor. Ne yazık ki, çünkü korkunç bir trafik var. Ne ambulanslar doğru düzgün ilerleyebiliyor, ne yurttaşların araçları ilerleyebiliyor. Yavaş yavaş Antakya'da yaşayan ve imkanı bulunan yurttaşlar da kenti terk etmeye başlıyorlar. Öyle ki deprem anında üzerine moloz düşen, hasar görmüş ama çalışır durumda olan araçlar dahi trafikteler ve onlar da artık buradan ayrılma tercih ediyorlar. Bu insanlar şanslı insanlar. Bugün görüştüğümüz, kentten ayrılmak isteyen, yakınlarını daha önce gönderen ama kendileri ayrılamayan aileler de kentten ayrılmak istiyorlar. Lakin araç bulamıyorlar. Araçların kendilerini almadığını, bu nedenle gidemediklerini söylüyorlar. Götürmek istedikleri eşyaları var, erzakları var. Çünkü gittikleri yerde de aç kalma ihtimallerinin olduğunu söylüyorlar. Fakat kentten ayrılmak neredeyse 10 saati bulabiliyor. Kentte artık şunu söyleyebiliriz ki umutlar giderek azalıyor. Biz bugün kent iki ayrı noktada sesini duyan var mı ve sessizlik çığlıklarına tanıklık ettik. Fakat her ikisinde de enkazın altından ne yazık ki bir karşılık gelmedi. Bugün bir noktada 3 tane yurttaşın cansız bedeninin çıkarıldığına tanık olduk. Artık kepçeler tam anlamıyla devreye girmiş durumda. Daha önce ince bir çalışma vardı enkazlarda. Hı hı. Lakin artık o ince çalışma yerine molozları kaldırarak cenazeleri aramaya bırakmış durumda. O ince ve hassas çalışma umutların da azalmasıyla birlikte ne yazık ki azalıyor. Kentin önemli iki sorunu var. Bunlardan biri güvenlik, bir diğeri de hijyen. Hijyenli anlatacak olursak ne yazık ki biz yaklaşık 5,5-6 saat boyunca bu sabahtan itibaren bütün kenti bir uçtan bir uca gezdik, ara sokaklar dahil olmak üzere. Sadece 2 tane seyyar tuvalete denk geldik ve burada gönüllüler, arama kurtarma ekipleri, sağlıkçılar, polisler, askerler, yani binlerce insan var. Bir de kentte yaşayanlar var ve 2 tane seyyar tuvalete denk gelebildik. Yurttaşlar kendi bu ihtiyaçlarını çalılık alanlarda, yıkılmaya yakın olan ama hala ayakta duran yapıların içinde gideriyorlar ve bazı noktalarda kullanılan tuvaletler tıkanıp taşmış durumda. Su yok. Herhangi bir şekilde temizlik ihtiyacını giderebilecek su yok. Ve yurttaşlar o dışkılara basarak yaşadıkları, şu an itibariyle bulundukları alana geliyorlar. Beni en çok korkutan şey kentte her an bir salgın hastalığın baş göstermesi ihtimali. Çünkü çok ciddi bir hijyen sorunu yaşanıyor. Bir yandan da ne yazık ki hırsızlık ve yağma durumları yaşanıyor. Bugün gözümüzün önünde yıkılmak üzere olan ağır hasarlı bir apartmandan bir klimanın dış ünitesini çalmaya çalışanlar vardı. Fakat polislerin de bize yaptığı uyarıydı. Dikkatli olun, hırsızlığa gelenler, yağmaya gelenler silahlı olabilirler, kesici aletleri olabilir. Dikkatli olun, görürseniz bize söyleyin demişlerdi. Burada yurttaşların anlattığına göre hırsızlık yapan bir grup tespit edilmiş ve yurttaşlar tarafından linç edilmişlerdi. Öte yandan güvenlik güçleri belli noktalarda şüpheli gördükleri insanlara kimlik kontrolü yapıyorlar ama sadece bunu yapabiliyorlar ne yazık ki. Başka herhangi bir müdahalede bulunulamıyor çünkü gözaltına alsanız yine nereye götüreceksiniz? Bir jandarma komutanlığı ayakta burada. Ve orada da yardımlar, güvenlik koordine ediliyor.
geri kalan tüm kamu binaları neredeyse yerle bir olmuş durumda. Kentin hem giriş hem çıkış yönünde korkunç bir trafik söz konusu. Az önce de söylediğim gibi kentten ayrılmak 10 saat, kente gelmek en az 10 saat sürüyor. Antakya'da tam bir kaos hali var ve artık taş üstünde kalmayan bir şehir ne yazık ki burası. Evet. Bir daha ayağa kalkması, bir daha toparlanması çok ama çok uzun yıllar alacak ne yazık ki. Evet. Altan Sancar, her şeyi özetlediniz. Teşekkür ediyorum, bana soracak soru bırakmadınız gerçekten. Kolay gelsin diyorum ben size. Tekrar kapınızı çalacağız bilgi almak için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim ama sizin aracılığınızla bir çağrı yapmak istiyorum. Tabii ki, lütfen. Lütfen yardıma gelecek olanlar, eğer uzman değillerse gelmesinler. Hı hı. Ve eğer yardım getireceklerse de özel araçlarıyla, küçük binek araçlarla yardım getirmesinler. Evet. Belediyelere ulaştırsınlar. Çünkü kentte ambulansların ilerleyebileceği bile bir alan yok. Her bir aracın oluşturduğu trafik önemli. Zamanla yarışılıyor. Zaten artık önceki günlere göre çok az ambulans sesi duyuyoruz. Keşke duyabilsek. Çünkü keşke. Normalde duyduğumuzda üzüldüğümüz ambulans sesleri burada yaşama işaret ediyor. Onları bile az duyuyoruz. Artık zamanla yarış var. O yüzden özel araçlardan ne olur kente gelinmesin. Çok teşekkürler. Çok önemli bir uyarı. Biz de aracılık etmiş olalım. Aslında sadece Antakya için değil, bütün deprem bölgeleri için de aynı uyarı geçerli olmalı. Altan Sancar, sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.